alıp hayvan mezarlığına, resmi kayıtları olan hayvan mezarlığına götürüyoruz. Mezarlar henüz açılmadı. Şu an maalesef deliller yok oluyor orada. Ağızlarından burunlarından kanlar gelmek suretiyle ölüyorlar. Oradaki defin işlemleri de belediye personellerimiz, barınak personellerimiz tarafından. Bunun gibi Allah bilir nerelere daha gömdüler de nerelerde bu ölüm çukurları var. Emanet, yer bulana kadar emanet bağırınız. Biz emanet olarak bağırınız. Bunu kadar verir. Yer bulana kadar. Ya ben önce tabii ki inanmadım. Çünkü o kadar güveniyoruz ki içerideki personellerimize. Araştırılsın, ortaya çıksın. Biz de gereken duruma o zaman yapalım. Ben sadece onun olayı, köpekler mesela ölüm raporlarıyla barınakta kaybolan köpeği sahiplendirdik dedikleri köpeklerden bazıları da orada. Pazar günü itibariyle bize bir ihbar geldi gece saatlerinde. Belediye bakım evinin gönüllüleri diyebileceğimiz yıllardır hemen her gün buraya gelip giden kişilerin hayvan sayılarında giderek bir ciddi bir azalma olduğunu, kaybettikleri bazı hayvanları işte bulamadıklarını, belediye çalışanlarına sorduklarında bu hayvanların işte sahiplendirildiğini söylediklerini ancak daha sonra mezar alanında sahiplendirildiği söylenen hayvanların ölülerini bulduklarını iddia ettiler. Bu çok ciddi bir iddia gerçekten ve dikkate alınması gerekir. Ve bunun sonrasında biz savcılığa müracaatta bulunduk bununla ilgili. Öncelikle geldik mezarlık alanına baktık. Sonra belediye bakım evine geldik, ziyaret ettik. Bakın kentin sokaklarını gezdik gerçekten saatlerce. Doğru düzgün hayvan yok ve devasa bir ölüm çukuru var burada. Biz barınağımıza çok güveniyorduk, personellerimize çok güvenip inanıyorduk. Veteriner müdürümüze, veteriner hekimimize özellikle çok güven sağladılarmış çünkü bize. Ve tanıdığımız insanlardı. Yıllardır onlar da bizi tanırlar. Çoğu kez işbirliği içerisinde çalışmışlığımız vardır. Bu sebepten dolayı da söylediklerine inanıyorduk diyelim. Ama takibe başladığımız zaman bunların yalan olduğunu öğrendik her seferinde. Şöyle söyleyeyim, aslında 2 yıldır ufak tefek fark edilmeler oldu bizde. Sorduğumuz zaman da hep kılıfına uyduruldu, net bir şekilde uyduruldu. Ama son zamanlarda 6-7 aydır özellikle çok fazla sokak köpeğimiz kayboldu. Konuyla alakalı iddialara karşı bir ötenazi durumu yapıldığı ve buradan ötenazi yoluyla hayvanların hayvan mezarlığına gidip toplu bir şekilde gömüldüğü iddia ediliyor. Bu konunun kesinlikle NİDE bakım eviyle herhangi bir bağlantısı yok. Gün içerisinde normal hastalıklardan ölen, trafik kazasında ölen, daha önce de başkanımızın da açıkladığı gibi bu tip durumlarda ölen hayvanlar da alıp hayvan mezarlığına, resmi kayıtları olan hayvan mezarlığına götürüyoruz. Ve orada gömüleri yapılıyor, kireçleniyor kurallarına, kanuna uygun olarak. Ama tabii olayların üzeri farklı bir şekilde deşilerek olay farklı yansıtılmaya çalışıyor. Ama iddiaların bizim için açısından bir gerçekçiliği yok. Şu çok doğal değil ya, bir günde 15-20 köpek kedi ölsün de bu 15-20 tane köpeği de biz gömelim çok doğal bir şey değil. Yani bu nüfustaki bir yerde bu kadar hayvan ölümü şaibeli aslında. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mezarların açılması burada çok önemli. Çünkü mezarlar açıldığında hayvanların yaklaşık ölüm tarihleri, yaklaşık ölüm sebepleri hepsi ortaya çıkacak durumda. Ancak 2 günü tamamladık ama mezarlar henüz açılmadı. Şu an maalesef deliller yok oluyor orada. Asım kaydeder misin? Kaydet kardeşim, kaydet. Biz de kaydediyoruz her şeyi. Niye giremiyoruz? İçeri girmiyorsunuz. Ziyaret alanı burası. Hayır. 9 tane köpeği niye aldınız? Polis arar mısınız? 6 aydır. Tamam, 6 aydır burada esirler. Siz niye vermiyorsunuz? Ablacığım, köpekleri ev sahibi bunu yerinden çıkarttığı için köpekleri biz emanet olarak aldık. Biz burayı hapsetmedik. Emanet olarak aldık. Niye konuşmuyorsunuz? Siz geliyorsunuz her şeyi. Emanet. Yer bulana kadar emanet bağırıyoruz. Gelsin polisle beraber konuşalım. Biz emanet olarak bağırırız bunu köpeklerine, yer bulana kadar.
Bu konu sadece köpeklerin keşke usulüne uygun gömülmediği noktasında bir iddiayla sınırlı kalsaydı. Böyle değil tabii. Öncelikle bizim Niğde Belediyesi olarak bir ötenazi uyguladığımız iddiası ve hayvan katliamı yapıldığı iddiası var. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Niğde Belediyesi ne dün ne de bugün herhangi bir ötenazi uygulaması yapmadı. Oradaki defin işlemleri de belediye personellerimiz, barınak personellerimiz tarafından, ki buranın da adı barınak değil, onu da belirteyim. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi. Personellerimiz tarafından usulüne uygun bir şekilde gömülüp, üzeri kireçlenip ve kapatılıyor. Sonrasında tabii belli başlı noktadaki arkadaşlar, iyi niyetli olmayan arkadaşlar, bununla ilgili kazı yapıp köpekleri ortaya çıkartmaya çalıştığı iddiası üzerinde duruyoruz. Tabii bunu biz netleştiremedik. Netleştirmek için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vallahi ben belediye başkanının buradaki yetkililerin isimlerini daha dün öğrendim. Pazartesi günü öğrendim. Yani kişisel bir husumetimiz yok, bir şeyimiz yok. Töhmet altında bırakacak olsak Ankara'dan buraya niye gelelim? İlla yani iktidarın belediyelerine bunu yapma niyetimiz var. Niye buralarla uğraşalım ki? Ankara'dakilerle uğraşırız. Üstelik burayla uğraşmak en zoru biliyor musunuz? Şu yüzden çok zor. Bu belediye bakım evi vitrin olarak, makyaj olarak çok iyi bir bakım evi. İnşaat olarak öyle yeşilliği var, ağacı var. İşte yok köpek oyun alanı yapmışlar. İnsanlara geldiklerinde burada gösterebilecekleri, arka planda dönen şeyleri saklayabilecekleri çok güzel bir vitrin var. Yani uğraşmak istesek gerçekten öyle bir niyetimiz olsa gideriz işte kulübesi olmayan, maması suyu olmayan, hayvanların çok kötü durumda olduğu bakım evleriyle uğraşırız öyle bir derdimiz olsa. Onları da yapıyoruz, açığa çıkarıyoruz. Ama buradaki derdimiz kişisel bir hırs, husumet falan değil. Biz özellikle baro temsilcileri olarak buradayız. Bu işten herhangi bir para, ücret almıyoruz. Kendi mesaimizden çalarak buralara geliyoruz, buralarda koşturuyoruz. Ne zorumuza yani böyle bir şey neden yapalım? Çok yani gereksiz açıklamalar. Suçtan kurtulmaya yönelik gereksiz açıklamalar bunlar. Barınakta ufacık hani cins köpekler var. Böyle vitrin gibi koymuşlar. Sokak köpeklerinin bir tanesi bile yok. Şehir içerisinde çok fazla dolandık. Şehirde bir tane kedi köpek yok. Bunu biz Urfa'da da yaşamıştık. Aynı şekilde canlı canlı gömüldüklerini ispatlamıştı arkadaşlarımız. Yani burada da olan anladığımız öyle. Ya canlı canlı gömdüler ya ciddi bir öldürme şeyle gömüldü. Öldürmüşler çünkü işte mesela burada bir tane şey var, kutu var. Kutunun içerisinde kanlar var. Yani bu hayvanlar büyük ihtimalle zehirlenerek ya da ciddi bir anestezik maddeyle acı çeke çeke öldürülüp sonra buraya atılmışlar. Yani sokaklarda hayvan yok, barınakta hayvan yok. Yani bize kimse öldürmedik, yok efendim onlar kendileri öldüler falan diye kandırmaya çalışmasını artık yemiyoruz. Evet yani gönüllülerden aldığımız ifadeler hep o yönde. Onların öğrendiği, alabildikleri bilgilere göre hayvanlar 10 saniye içinde vücuduna bir şey enjekte edildikten 10 saniye içinde ağızlarından burunlarından kanlar gelmek suretiyle ölüyorlar gibi bir iddia biz de duyduk. Bunun ne zaman olabilir böyle bir vaka, ne zaman karşılaşabiliriz? Ancak yüksek doz zehirli bir madde, bir kimyasal enjekte edilirse bu tip bir ölümle karşılaşırız. Ama tabii daha onlar kanıtlanmadı araştırma aşamasında. Bu kadar koca şehrin barınağın çoğu yeri boş. Hadi topladılar diyelim. Biz o hayvanları görmüyoruz. Şehirde hayvan yok. Ya ne yaptınız? Öldürdüler yani. Bunun gibi Allah bilir nerelere daha gömdüler de nerelerde bu ölüm çukurları var. Köpek yok. Orada olduğunu iddia ediyor köpek. Tabii köpek o köpek nerede mesela? Ondan sonra dedim ki evet buraya geliyorlar.